Arkadaşlar hem analitik geometrinin hem de ÖSYM ne sorar konu anlatımlı matematik kitabımızın sonuna geldik. Bu bizim son dersimiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Burada diyor ki bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı A noktasının buradaki D noktasına olan uzaklığını bulmak istediğimizde doğrunun denkleminde x gördüğümüz yere noktanın apsisini, y gördüğümüz yere de doğrunun ordinatını yazarız. Buradaki formülü uygularız. Mesela aşağıda vermiş. Eksi 4'e 3. Doğrunun denklemi de 3x eksi 4y artı. Şuraya 3x eksi 4y artı 4 eşittir 0 yazalım. Şimdi formülü aynen uyguluyoruz. Mutlak açıyoruz arkadaşlar. A çarpı x 0 yani 3 çarpı eksi 4 olursa ne eksi 12. Artı b çarpı y 0 yani denklemde y gördüğümüz yere de 3'ü yazacağız. Eksi 4 çarpı 3'ten bir eksi 12 de böyle gelir. Artı 4 artı 4 yazarız mutlak içerisinde. Kök içinde a kare artı b kare yani x'in katsayısı artı y'nin katsayısının kareleri toplamı. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Yukarısı 24 eksi 20'den 20 olarak çıkar. Aşağısı da zaten 5 olarak gelir eşittir 4. Yani A noktasının bu D doğrusuna olan uzaklığı 4 birimdir. Doğru yanıtımız D şıkkıdır. Sıradaki başlığımız paralel iki doğru arasındaki uzaklıkla devam ediyoruz. Birbirine paralel olan iki doğru arasındaki uzaklığı bulmak istediğimizde paralel olan doğru denklemlerindeki sabitlerin farkının mutlak değerini x ve y'nin katsayılarının kareköklerinin toplamına bölüyoruz. Hocam hiçbir şey anlamadım. Şimdi anlayacaksın. Yalnız formülü uygulanabilmesi için her iki doğrunun da x ve y katsayıları aynı olmalı. Buna dikkat etmemiz lazım. D1 ve D2 doğrularının paralel olduğunu söylemiş, aralarındaki uzaklığı istemiş. Şimdi buradaki formülde a ve b'yi yerine yazabilmemiz için bir yerde x'in katsayısı 1, aşağıda 2. Bir yerde eksi 2, bir yerde eksi 4. Bu iş olmaz. Yukarıyı eksi 2 ile genişletelim. Yani 2x eksi 4y artı 6 eşittir 0. Aşağıdaki ise 2x eksi 4y eksi 7 eşittir 0. Şimdi oldu mu? Oldu. Nasıl oldu hocam? X'in katsayısı a, y'nin katsayısı da b. Şimdi formülü yerine yazalım. Mutlak içerisinde sabitten sabiti çıkar diyor. Yani 6'dan eksi 7'yi çıkartacağız. Bölü kök içerisinde x'in katsayısı olan a'nın karesi, y'nin katsayısı olan eksi 4'ün karesi eşittir. Mutlak içerisinde 13 bölü kök içerisinde 20. Yani yukarısı 13 oldu. Aşağısı da 2 kök 5 oldu. Bulduğumuz bu sonuç paralel olan bu iki doğru arasındaki uzaklıktır. Doğru yanıtımız B şıkkıdır arkadaşlar. Analitik geometride geldik simetri olayına. Herhangi bir noktanın x eksenine göre simetriyi söz konusu olduğunda ordinatının işaretini. Eğer y eksenine göre simetriğini alacaksak apsisinin işaretini değiştirmemiz gerekiyor. Yani bir zıtlık söz konusu. Eğer orijine göre simetri alacaksak hem apsis hem de ordinatının işaretini değiştirmemiz yeterli. Birinci açıortay doğrusu dediğimiz yani y eşittir x doğrusuna göre simetriğini alırsak yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Nerede? A noktasının. X, y, y, x oluyor. Y eşittir eksi x'e göre aldığımızda hem yerlerini hem de işaretlerini değiştiriyoruz. Herhangi bir doğruya göre simetriğini almak istediğimizde uygulamamız gereken bilgi de buradadır. Ama bizim şuraya hakim olmamız yeterlidir arkadaşlar. ÖSYM bizi genelde buradan sorgular. Şimdi bakalım. İlk sorumuzla başlıyoruz. A noktasının x eksenine göre simetriği B. O zaman hemen B'yi yazalım. Ne dedik? X'e göre simetriğini al derse ötekinin, Y'ye göre simetriğini al derse ötekinin işaretini değiştir. Şimdi biz kime göre simetriğini alacağız? X'e göre. O zaman Y'nin işaretini değiştirirsek eksi 6 eksi 2 olur. Daha sonra bu B noktasının birinci açıortay doğrusuna göre yani y eşittir x'e göre arkadaşlar yerlerini değiştiriyoruz. O da bizim için c'dir. Eksi 2'ye eksi 6'dır. Bulduğumuz bu c'nin de orijine göre simetriğini aldığımızda hem apsis hem de ordinatının işaretini değiştirmemiz yeterli. Yani 2'ye 6 olur. Bulduğumuz bu son nokta bizden istenilendir. Yani doğru yanıtımız c şıkkıdır.
Arkadaşlar, sıradaki soruyla devam ediyoruz. Dik koordinat düzleminde verilen A noktasının x eksenine göre simetriği B imiş. Kime göre? X'e göre. Ötekinin işaretini değiştir. Yani y'nin 4'e eksi 2. Aynı A noktasının y eksenine göre simetriği C imiş. Yani ötekinin işaretini değiştirelim. X'in. O zaman ne olacak? Eksi 4'e 2. Noktamızın orijinali burada. Ve bize şunu soruyor. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir demiş. Elimizde bir de A noktası var. O zaman şuraya bir koordinat düzlemi çizelim arkadaşlar. Arkadaşlar, koordinat düzleminde hem A hem B hem de C noktalarının yerlerini belirleyelim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A noktası 4'e 2. 4, 2 yani şurası. Bu bizim A noktamız. B noktamız 4'e eksi 2. Yani şuradan da eksi 1, eksi 2'den o zaman şuraya geldik. Tamam hocam, şuraya bir eksi 2 diyelim. Şuraya da 2 diyelim. O da B oldu. C noktamız da eksi 4'e 2. 1, 2, 3, 4. Eksi 4'e 2'dir. O zaman şöyle. Bu da C noktası. Arkadaşlar, bizim üçgenimiz. Aha da bu üçgen. Çiziyoruz. Çiziyoruz. Çizdik hocam. Oldu mu sana bir dik üçgen? Oldu hocam. 2 burası, 2 burası. 4 burası, 4 burası. Yani 8. Yani 4. 8 kere 4 32. Al yarısını 16. O zaman doğru yanıtımız B şıkkıdır. Değerli arkadaşlar, uzun ama uzun zamandır konu anlatımı kitabımızın videolarını çektik ve artık sona geldik. En başından en sonuna kadar, buralara kadar sabırla gelen değerli öğrencilerim, sizlere bu vermiş olduğunuz mücadeleden dolayı kutluyorum. Sizlerle daha geniş, daha yeni kitaplarla, yeni videolarla görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hazırlanmış olduğunuz sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşça kalın, esenle kalın.